Ben Doktor Fehmi Ağaçal, Üsküdar Üniversitesi Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Bugün İslam ülkelerinin savunma harcamaları, savunma sanayi kapasiteleri hakkında bir bildiri sunacağım. İkinci Dünya Harbi sonrasında siyasi bağımsızlıklarını kazanan İslam ülkeleri, daha öncesinde sömürgeci ülkelerin hegemonyalar altında kalmış, kaynakları sömürülmüş, halen de sömürülmeye devam ediyor. İslam ülkelerinin Batılı güçler tarafından sömürgeleştirilmesinin temel nedenlerinden birisi, bu ülkelerin kendi milli sanayilerini ve buna bağlı olarak savunma sanayilerini geliştiremiyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan yeni dünya çerçevesinde Batılı gelişmiş bir kapitalist güçlerin İslam ülkeleri üzerindeki politik ve ekonomik hegemonyalarını devam ediyor. İslam ülkelerine sahip olduğu petrol ve doğal gaz üzerinde bu ülkelerin potansiyel büyük bir mali ve ekonomik kaynağı sağlasa da Batılı güçleri sürekli müdahale edildiğine bu kaynaklar İslam toplumundan yan çıkarlara doğrusu kullanılmakta milli sanayinin ulaştırılması mümkün olmadı. Sürdar ve İslam ve petrol zenginliği İslam devletlerinin savunma ve önüne ihtiyaçlarını başta Amerika Birleşik Devletleri'ne Batılı ülkelerden satın alma ürünler sağlamaktadır. Bu çalışmada İslam ülkelerinin savunma harcamaları ve silah takımı uçak olmadıkları sorgulanacak ve gelecekte ortak İslam ülkeleri arasında savunma ve güvenlik kapasitelerini geliştirilmesi için izlenecek ortak politikaların işbirliği üzerinde duracak. Evet, bu tabloda İslam ülkelerinin bazıları, hepsini almadım. Sadece bir projeksiyon olarak 30 ülkeye aldım. Gayri safi milli hasıları, nüfusları, savunma harcamaları bir de bölgesel olarak toplamlarına yer verdi. Burada özellikle Suudi Arabistan'ın savunma harcaması oldukça büyük bir rakam. 158 noktadan yaklaşık neredeyse 60 milyar dolar. Bu tabii ne kadar gerçekçi, hakikaten tartışılacak bir konu. Bu paranın büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nin silah alımı sözleşmeleri çerçevesinde transfer edildi. Ancak bu silahların Arabistan'ın yeni kendine şüpheli. Eğer gelseydi bu kadar savunma harcamasıyla Suudi Arabistan'a büyük bir güç olur. Ancak öyle bir güç ortada yok. Bu tabloda en yüksek savunma gücüne, savunma sarayının kapasitesine sahip ülkelerin başta Türkiye olmak üzere İran, Pakistan, Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bangladeş, Mısır olduğu söylenebilir. Geleceğe yönelik savunma sanayi teknolojisini geliştirmesine İslam ülkeler arasında yapılacak savunma sanayi işbirliği projelerinde ülkenin coğrafi ve nüfus büyüklüklerinde ekonomik kaynaklara bir kurulma. Suudi Arabistan %8.4 o üçüncüde bütün o bölgesi ve kapsa bütün ülkelerin toplamını karşılamakta. Yani Arap ülkeleri kısaca Kuzey Afrika hariç dikkat edin. Orası 3. şubelerinde 7 milyar trilyon dolar toplam 280 milyar dolar savunma harcaması. Suudi Arabistan 288 milyar. Bu 2019 yılı rakamı, bu yılın aşağı yukarı rakamı veya 2018 sonu diyebiliriz. En son rakamı. Evet. Evet. Buradaki tabloda ise İslam ülkelerinin bölgesel olarak savunma sanayi işbirliği yapabilecekleri bölgesel birlikleri var. Bölgesel işbirliği. Bu ölçüde görmekte. Tabi burada coğrafi yapılıyor. Dikkate alınır. Bu tabloda ise Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin ihracatı için rakamlar görülmektedir. Bu yıl son ölçümünde 2019 yılının 2009 ayındaki rakamlar görülmektedir. Bu yıl Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının 2 milyar dolar aşması
beklentidir. Kürümüzde Yedik Bayanlık'ın Birlik Devleti'ne aittir. Burada bazı ülkelerin savunma sanayi ürünleri ihracatı yıllar başında artarken bazı ülkelerin basit kuşlarında azalma görüntüdür. Bu durum savunma sanayi ürünlerinin özelliğinden kaynaklanır. Bir ülke herhangi bir ana sanayi sistemini terk ettikten sonra doğal olarak silah veya savunma tesisatının dış anlıkları azalmaktadır. Bazı ülkelerde azalma ürünleri ise ilgili ülkedeki politik iktidarlar dışında veya ideolojisindeki değişikliklerden Türkiye birçok savunma sanayi kurumunun geliştirmesi kapsamında ara yükleyici kurumlar ile işleyici kurumlar arasında oluşturduğu ortaklık sözleşme içerisinde yerli savunma sanayi kapasını arttırma yolunda önemli adımlar almış. Bu aşamada birleştirme programı ile birlikte yazılım, donatım, üretim ve pek çok yan sanayilerinde ileri savunma teknolojisini geliştirmesi için araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vermiş. Bu çerçevede Türkiye'de milli firmalar ve devlet özel şirket ortaklığıyla yüksek teknolojiye dayalı yeni nesil savunma sanayilerinin geliştirilmesi maksadıyla yürütülen projeler dikkat çekici. Bu örneklerden bu projelerin bazılarını yansıda görmektesiniz. Evet, bunlar kara ürünleri. Önemlileri highlight ettim, yani daha iyi görmesini farklı ölçüde gösterdi. Gördüğünüz gibi Altan Muharebe Kantı, Leopard Kantı, Modernasyon, Fırtına Olisleri, Kontrol Kutları gibi çok önemli silah sistemlerinin geliştirilmesi Türkiye'nin milli şirketleri ve bazen de devlet ve özel şirket ortaklığıyla geliştirmektedir. Bu çok önemli. Bunlar deniz araçları. Burada yine Bilgen, denizaltı savunma ve kişilik karakol gemisi, amfibi tartışlarla gemisi, süratli uçum teknesi, süratli uçum sismik araştırma gemisi, insansız su üstü araçı gibi yine çok önemli projeler Türkiye'nin milli şirketleri tarafından geliştirilmektedir. Burada da hava ve hava savunma araçlarına ilişkin en önemli projeler durumundadır. Tabii buraya ilerleyecek pek çok proje var ve en önemli olan, yoksa bu rakam yüzlerce silah sistemine veya has sistemlere dayanmakta. Örneğin burada davranış taktik keşif helikopteri var. İnsansız hava aracı var, birçok başarılı da tamamen önemli. Yine tabii en zor aşamada modernize bir savunma uçağının geliştirilmesi yapılacak ki bu herhalde tüm savunma sayesinde geçeceği en yüksek aşama olacak. Hava savunması araçlar olarak büyük bir iki uydusu var. Lazer gibi hücreler, hava savunma hücreleri, ortak uzun ve ufak savunma hücreler, alçak ve orta yapısı hava savunma sistemleri, çok normal oturma sistemleri var. Bunlar bir ülkenin savunmasında en önemli silah sistemleri. Ve karşılarında firmaları görüyorsunuz. Yani özellikle belirttim ki firmalar adıyla beraber hangi kuruluşları bu alanda çalıştıklarını göstermeleri açısından ki daha pek çok firma bu alanda ana silah sistemlerinde ve yedek başvurduğunda rol almaktadır. Bu da önemli. Birçok İslam ülkesinin savunma sistemleri Avrupa ve ABD merkezi şirketler tarafından yapılandırılmakta silahlı kuvvetleri eğitim ve tesisatı bütün ülkeler tarafından sağlamaktadır. Bu şirketler kendi devletlerinin siyasi desteğiyle İslam ülkelerinin değil, mevcut siyasi iktidarların güvenliğini sağlamaya sağlamaktadır. İslam ülkelerinin gerçek savunma ihtiyaçlarının bir ortaklandırılmasında kendi insan gücü, teknolojik ve kültürel kaynaklarına sağlamaktadır. Ancak İslam dünyasının en yüksek ilgiliğine sahip ülkelerinin bir olan Sultanistan, savunma ihtiyaçlarının karşılaması konusunda tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı durumdur. Emperyalist bakımın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu yüzden bu hükümette istikrarlı bir savunma işbirliği tesisinin gerçekçi uzun dönem olmayacağını bilmektedir. İslam ülkelerinin büyük bölümünde hakların iradesini yönetmeye yansıyacak demokratik yaşamın olmaması bu ülkeler arasında etkin bir ekonomik ve savunma işbirliği kurulmasını engellemektedir. Mevcut uluslararası siyasi dengeler, uluslararası ve İslam ülkelerinin ekonomik ve teknolojik kapasitesine dikkat alındığında yakın gelecekte etkin ve denli savunma işbirliği Türkiye, Pakistan ve Maliye sayısında tesis edici düşünmektedir. Türkiye, Pakistan arasındaki savunma işbirliği faaliyetlerini değinmek istiyorum. Burada temel anlaşmaları görüyorsunuz. Evet, savunma sanayi ve hizmetlerin işbirliği yapılmasına ait mutabakat. C-30, T-30 uçakların bakım tamirine ilişkin,
ile 94 kronikta gerek parçası kuşanması ve savunmasına için gizli tecrübe bilginin maalesef anlaşılarak ayrıca savunma araçlarında kültürlüğü yükümüşlerden mutlaka insanlandı. Ayrıca Türk Genelkurmay Başkanı'nın Cevdet'e tehdit olursa Türkiye Pakistan Üçlü'ye askeri diyalog grubu kuruldu ve bunlar belirlenen tarihlerde 1-3-4. Toplantılarını icra ettiler. Bu toplantılarda çok önemli kararlar alındı ve bunların paralelinde projeler geliştirildi. Burada şimdi yansıdığı gibi Türkiye tarafından Pakistan'a sağlanan savunma amaçlı destek projeleri veya anlaşılmaları Uluslararası Barış Arşı'nın ölçüsü Mısır'ın silahlanma ve modernizasyon faaliyetleri ilişkin olarak
2017-2018'den sonraki yıla ilişki imzada askıya alınışın içine bir rapora göre örneğin Mısır ile Fransa arasındaki askıya alınışlar değeri 4 adet konvete donatılması için Fransa'dan 10 adet geniş savar füzesi teslim alındı bunlar, onlardan söyleyeyim. Yine Mısır Rafael Avcı Hukuk'un donatılması üzere 500 adet akıllı bomba. Gomit Korkuları'nın 25 adet karadan havaya füze. Rafael Savaş Okulu'nun 4 için havadan 100 adet füze. 50 adet uzun vezir hava atölyesi, füzesi. Bir aralar savaş uçak kapsamı 10 adet Tavios kodluk teslimlerinin hepsi teslim almasından çok önemli. Almanya'da ise denizaltı olmak için 125 torpil alınması tarihlerinden teslim alındı. 3.9 adet saat 1.9 adet havadırmaya füze alınması sözleşmeye kararlaştırdı. 50 adet teslim alındı. 7 adet orta vezir hava sorumlu bataryasının sözleşmesi imzalandı tedarik aşamasında. 2 adet de fırkateynin, 2 adet fırkateynin birisinin 2018'de teslim konusunda yine anlaşmaya alındı. Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde S-300 yani hava savunma malumiz S-400 sanıyor. Bunlar da S-300 zaten var S-300. Bunları donatmak için 40 adet uzun menzilli füze teslim aldı. Yani mermiler. 1 adet Rus yapımı füzesinden füze savunması anlaşmayı zamanında 6 yönü teslim aldı. 46 adet saldırı helikopterine 34 teslim aldı. Bunlar Rusya'dan alınıyor. Yine bu helikopterin Danmarka füze sözleşmesi imzalandı. 46 adet MiG-29 savaşlarında 27 adet teslim alındı. Yine bu uçakları donatmak için 300 adet kısa menzilli havadan havaya füze sözleşmesi imzalandı. Bunun 150 adet teslim alındı. Yine 300 adet orta menzilli havadan hava üzerinde 150 adet yani birazcık teslim alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile Mısır arasındaki yapılan anlaşmalar gereği ise 2015-2018 arasında 125 adet Mevr Abrams, bundan dünyanın en modern tanklarının birisi, Amerika Birleşik Devletleri ortaklaşa üretildi. Yani teknoloji transferi yapıldı. 2016-2018 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri ile 10 adet kıyı devriye gemisinin yapımı tamamlandı. 2 yılda 10 adet devriye gemisi. Apache helikopterini donatmak için 37 adet Hellfire füzesi alındı. Yine 2016-2018 400 adet zırhlı ve mayın temizleme aracı teslim alındı. F-16 savaş uçakları için 65 tonlar 9 adedi teslim alındı. Yine bunun için de 2 adet Super Herkül askeri nakliye uçağı teslim alınacak. Ayrıca 8 adet Sentinel aracı teslim aldı. Çin'de ise 10 adet insansız hava aracı teslim alındı. Ayrıca 2 adet silahlı İHA'nın alınması için de sözleşme imzalandı. Hollanda'da ise devir tepeyini değiştirmek amacıyla bir radar sistemi Güney Kore'de Kohak sınırı bir fırkateyn alındı. Yani oldukça bu son 4-5 yıl içinde Mısır muazzam bir silahlanma faaliyeti gerçekleştirdi. Sonuç olarak İslam ülkeleri liderleri güçlü bir yerde göstermediği takdirde etkin bir savunma sanayi işbirliğini hayalden yedilemeyiz anlaşılan. Bu güçlü ilerde ortaya çıkması iktidarların demokratik seçimlerle bilinmesiyle mümkün olur. Ancak İslam ülkelerinin gerçek işleyen bir demokratik sisteme sahip olmaları, Amerika Birleşik Devletleri diğer batılı güçler tarafından kendi ekonomilerini güvenlikler için önemli bir tehdit olarak algılamaktadır. Mısır, Sudan ve İslam'ın ilişki ara devletlerinin Filistin konusunda dair sergiledikleri İsrail arası politikalar bu ülke üzerinde ABD ve batılı güçlerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum gelecekte İslam dünyasında Batı gönüllüleri iktidarların halk devrimlerine değiştirilmesi itibarını güçlendirmektedir. Diğer yandan İslam ülkeler arasında savunma sanayi alanında işbirliği geliştirmesi gerek ABD ve diğer Batı güçler gerekse Rusya tarafından çeşitli provokasyonlarla etkisi kılınabilir. Buna karşı savunma işbirliği projelerinin sadece devletler arası anlaşmaları değil, özel şirketlerin katılımıyla çok boyutlara yürütülmesi başarılı sonuçlar olmasını sağlayabilir. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler tarafından saf dışı bırakılabilecek düşüncesi dışa bağlı olmaktan sığınır, yerli savunma ve sanayiye dönüp, yerli savunma ve sanayiye dönüp aktif politikaya izlenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. İslam ülkelerinde iktidar sahibi diktatörlükler varlığını bölgesi olarak bakan emperyalist güçleri görmekte ve onların bilgisi edilmesinden
İslam ülkelerinde sonra sayı işbirliğe geliştirilmesine olumlu katkıda bulunmamalı. Bu ülkelerde halkın rızasını bildiren demokratik seçimlere dayalı meşru iktidarın tesisi kısa ve orta dönemde gerçekleşmeyebilir. Sonuç olarak bugünkü politik ve ekonomik koşullar altında Türkiye öncelikli olarak Pakistan, Malezya ve Endonezya'yı güçlü bir sonra sayı teknoloji alanında işbirliği geliştirmeli. İran ile bu geliştirme bu işbirliği tesis edilirse Batı ve emperyalist güçleriyle Rusya için ekstra bağımsız bir İslam ortak sorunu sahibi kurulması mümkün olabilecektir. Arzu ederim.